Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Asrarul uzama, ulularının sırları deb nomlangan darsimizga xush kelibsiz. İslami hazaratlarımızı barpo qilgan ulug' ajdodlarimiz haqidagi darslar. Bu ulug' ajdodlarimiz bilan, ulug' insonlar bilan siz bilan biz faxrlanamiz. Bugun Abu Bakr Roziy rahmatullohi alayhi haqida dars qilamiz. Bu kishi haqida g'arblik sharshunos Zigrid Honke o'zini g'arb uzra Allohning quyoshi porlaydi kitobida Imom Roziyni insoniyatning mutloq ulug' tabibi deb sifatlagan edi. Insoniyatning mutloq ulug' tabibi. Bizim ümmet birodarlar mana shunday bir boshqa ummatlarda oldida peshqadam ummat edi. Ammo keyingi asrlarda orqada qolib ketdik. İlim ma'rifatda, saqofatda, texnologiyada. Lekin biz yuksaklikka yetishlik nima bilan bo'lishini anglab yetyapmiz. Dinimizga qaytish, dinimizni mahkam tutsakgina yuksaklikka erishishligimizni anglayapmiz. Qaysidir haqlarga taqlid qilishlik bilan, ularni kiyimini ustimizga kiyishlik bilan, ularni yo'liga tushib olishlik bilan yuksalmasligimizni tushundik. Biz o'zimizni aslimizga qaytishimiz kerak birodarlar. Bu ummatda din ko'targan. Dinni ushlagan xalq ummat yuksaklikka ko'tarilavergan. Hech qaysi xalq yoki ummat dinni ko'tarmaydi. Din ko'taradi. Sahro arablar kim edi? Payg'ambarimiz zamonida, o'sha zamonda arablar kim edi? Hech kim emas edi. Lekin dinni ushlashdi, Rasulullohga itoat qilishdi. Alloh bu xalqni 23 yil, bor yo'g'i 23 yilda yer yuziga ummatlarga, xalqlarga ustozlik darajasiga ko'tardi. Biz mana shu darslarimiz orqali shu ulug' ajdodlarimizni shu yuksaklikka olib chiqqan omillarni, sirlarni, sabablarni o'rganmoqchi bo'ldik. Abu Bakr ar-Roziy. Bu ulug' inson Forsning Roy shahrida tug'ildi 250 hijriy yilda. Yoshligidan ilmga muhabbat qo'ydi, riyoziyot, falsafa, tabobatni o'rgandi. Biz birodarlar ko'p qaytaryapmiz, bolalarga yoshligida qattiq e'tibor qaratishlik kerak. Agar mana shu o'qishga, ilm ma'rifatga iqtidori borligi his qilinadigan bo'lsa, borligi seziladigan bo'lsa, qancha ettaroq harakat qilsak, shuncha kattaroq natija bo'ladi. Qancha ettaroq e'tibor berib, ularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullansak, yuksaklikka yetishlikka imkoniyati, bizni tillatganda shansi nima bo'ladi? Ko'proq bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Imom Roziy yoshligidan kitob mutolaasiga qattiq kirishgan edi. Kunduzi har qancha ishi bo'lsa qilib, kechki payt yotar paytida chalqamchi yotardida shamni bosh tomoniga qo'yib, kitobni yuzini ustiga tutib o'qirdi. Shamni yorug'i kitobga tushadi, o'qiydi. Endi nimaga yuziga tutib o'qirdi? Ko'zi uyquga ketib, uyqusirab kitob tushib ketsa betiga tushadi, yana uyg'onib ketib yana davom etkizib o'qiydi. Nima esingizga tushyapti? Sizlar nimani uyqusirab shuna qilasizlar? Cho'chib uyg'onib ketardi, kitob mutolaasini davom etkizardi. Imom Roziy o'zi haqida aytadi, agar men o'qimagan bir kitobni borligini bilib qolsam, yoki men borib gaplashib ilmini olmagan bir olimni eshitib qolsam, to'sha kitobni topib o'qimagunimcha, to'sha olimni oldiga borib qancha ilmi borligini bilmagunimcha tinchimas edim. Har qancha menga zarar qilmasin, shu narsani oxiriga yetkazardim dedi. Qarang, ilmga bo'lgan faqatgina muhabbat bor emas. Nima bor muhabbat uyog'ida? Oshiqlik bor. Ilmni faqatgina yaxshi ko'rmaydi, balki oshiq. Xuddi ma'shuqasini orqasidan quvlagandek quvlaydi. Yana aytadi o'zi haqida, ijtihodim va sabrim shu darajaga yetdiki, bir yilda o'z qo'lim bilan 20 ming varaqni yozib to'ldirdim. Bir yilda 20 ming varaq yozdim. Bu yoshligidagisi. Agar 400 betlik kitob deydigan bo'lsangiz, bu 50 ta kitob ekan. 50 ta kitobni o'qidim demayapti. 50 ta kitobni yozdim deyapti. Endi biz shularga tenglashlikka harakat qilishimiz kerak. Garchi tenglasha olmasak ham eng kamida mashaqqa qarab yurish kerak ekan degan fikrga kelishimiz kerak. Kitob o'qitinglar bolalaringizga. Akalar kitob o'qisin. Bolalarimizni mana shuni bir ulug' insonlar, ahli ilm, olimlar yetishib chiqishini xolasak, kompyuter o'ynagani bilan, telefon o'ynagani bilan u martabaga, u maqomga yetmaydi. Kitob o'qishlik bilan bo'ladi. Kitob o'qishlik bilan bo'ladi. Imom Roziy tabobatga e'tiborini qaratdi. Avval Bag'dodga borib tabobatni o'rgandi.
Keyin o'zini shaharga qaytib keldi Royga. Shaharning hokimi Mansur ibn Ishoq talab qildi, keling bu yoqqa Roydagi eng katta shifoxonani idora qilishligi uchun. Kelgandan keyin mana shu hokimning talabiga ko'ra o'zini bir eng ko'zga ko'ringan kitoblardan birini yozdi, Mansuri Fittib kitobi. Yana Tibbur Ruhoniyni ham yozib tugatdi. O'qib nima bo'larding deb qo'yadi-yu. Shu fikrni esdan chiqaraylik. Zo'r o'qisiz universitetda student bola. Shu o'zingizni universitetingizda, o'zingizni fakultetingizda, o'zingizni kursingizda nomer adin bo'lsangiz, xaridorchi maktabni o'sha universitetni bitirmasdan turib chiqadi sizga. Bilasizmi? Mana zo'r o'qiyotgan yurisprudensan desa, katta-katta kompaniyalar xaridor oladi. Yuris qilib olaylik deydi. Ishonaveringlar, ilm juda katta pul. Ilm ham pul, bo'lganda ham katta pul. Bilasizlarmi shu narsani? Biz qachon shu yoqqa qaysak, endi o'sishni boshlaymiz. O'qib nima olardik? Bu ikki kitob bir-birini to'ldirardi. Birinchisi jasad kasalliklari haqida bo'lsa, ikkinchisi ruhiyat kasalliklari haqida edi. Roy shifoxonasidagi mehnati, ijtihodi va kitoblari sababli Imom Roziy odamlar orasida hurmati baland bo'ldi, mashhur bo'ldi. Shuning uchun xalifa Mu'tazid Bag'dodga kelishini, Mustashfa Mu'tazidiyni boshqarishligi uchun Bag'dodga chaqirdi. Nimasi uchun? Ilmi uchun, ma'rifat uchun. Qani biz to'g'ri-to'g'ri tabib bo'lgan, to'g'ri-to'g'ri domla bo'lgan odamlarni gapirmayapmiz. Shu sohada cho'qqiga erishgan odamlarning peshvolari haqida suhbat qilyapmiz. Hammasi yoshligida e'tibor berilgan, hammasini zehni bo'lgan, xotirasi bo'lgan, hammasi kitob o'qigan ekan. Mana shunisi bir ajib narsa. Shunday qilib u islom olamidagi eng katta shifoxonaga boshliq bo'ldi. Bag'dod o'zini Roy shahri o'rtasida borib kelib yashadi. Umrini oxiriga borganda mana o'zini Roy shahrida yashadi. 313 hijriy yilda u kishi vafot etdi. Imom Roziy o'zini kuchli zakovati va ajib xotirasi bilan tanilgan edi. Mana shu ikkita sifat zakovat bilan xotira. Deyarli hamma ulug' insonlarda bo'lgan. O'qigan, eshitgan hammasini yodlab qolar edi. O'zini tengdoshlarining ichida mana shu sifatlardan ajralib turar edi. Imom Roziy ayrim olimlarga o'xshab dunyodan ajralib faqat ilm bilan shug'ullanmadi. Mana Imom Navaviyda aytdik, o'sha madrasani bitta hujrasida yashab o'lib ketdi. Dunyo ishi bilan umuman aralashmadi. Dunyoga, uni bir zeb-i ziynatiga, umuman hech narsasiga aralashmadi. Ammo Imom Roziy bunday bo'lmadi. Dunyodan ajralib faqat ilm bilan mashg'ul bo'lmadi. Dunyoning eng katta shifoxonasini mudiri bo'lganidan keyin qo'liga dunyo ham keldi, birodarlar. Ammo dunyosi oldab qo'ymadi. Dunyosi ilmiy o'sishidan to'xtatib qo'ymadi. Imom Roziy juda boy kishi edi. Shuning uchun o'zini sahovati, karami bilan ham mashhur bo'lgan edi. O'zini yaqinlariga, do'stlariga, faqir miskinlarga xayr-ihson bo'lardi, xususan xayr-ihsonli bo'lardi. Davolayotgan kasallarning ichida o'ta faqirlarga o'zini cho'ntagidan maosh berib turardi. Davlatini, boyligini ko'pligi u kishini o'zini asosiy ishidan, tabobatdan to'sib qo'ymadi. Birodarlar, ne'mat egasi borki, unga hasad qiladiganlar albatta topiladi. Puli bormi, hurmati bormi, ilmi bormi, quvvati bormi, nimasi bor boshqalardan jinday ko'proq? Nimasi boshqalardan ozgina ko'proq? Albatta hasadgo'ylar topiladi. Imom Roziyga mana shunday hasad qiladiganlar topildi. Bu kishini ham o'zini sohasida o'sib ketganligi, peshqadam bo'lib ketganligi ayrim odamlarga yoqmas edi. U kishini shaniga noloyiq so'zlarni aytishdi, kufrda ayblashdi. Ya'ni xudosiz bu, buni iymoni yo'q degan tuhmatlarni qilishdi. Ammo Imom Roziy o'zini yozgan ko'p kitoblar orqali ularni bu da'volarni rad qildi. O'zini bu bo'htonlardan pok ekanligini bayon qildi. Ba'zi bir kitoblarida insonning jasadi Allohning ulug' hikmati borligini bayon qildi. Yana bir kitobida insonning jasadidagi puxtalikni bayon qilib turib, mana shu puxta ish qilgan zot o'zi hikmat egasi ekanligini bayon qildi. Imom Roziyda dinida xurofat yo'q edi. Lekin boyaga aytganimizdek, ne'mat egasi borki, unga nima qilinadi? Hasad qilinadi. Imom Roziy o'zini ilmiy o'sishda to'xtab qolmagan edi. Bu haqida aytar ediki, bu ish, ya'ni tabobat, avvalgilarning kitoblarini o'qimasdan tamomiga yetmaydi. O'zining Mansur al-Fittib kitobida shunday yozadi, albatta bu sinoatda, tabobatda. Avvalgilarning ishlariga tayanmay, kishi unda puxta bilimli, mutamakkin bo'la olmaydi. Avvalgilarning kitobini o'qib, ularning tajribalaridan foydalanmagan odam bu ilmda peshqadam bo'la olmaydi.
Agar hamma umrini mana shu tabobatga sarf qilsa ham, chunki undagi ilmning miqdori tabobatdagi ilmning miqdori insonning umrini miqdoridan katta. Ya'ni aytmoqchiki, avvalgilar qayerga yetkizgan bo'lsa, shu yergacha o'rganib, bu yoqiga davom etkizib ket. Ularni tajribalarini chekiga surma. Ularni menga keragi yo'q, o'zim topib olaman dema. Qo'lingdan kelsa, ular qoldirgan narsani o'rganib turib, bir narsa qo'shib ket. Imom Roziy, mana davom etamiz. Arablar orasidagi eng birinchi tabib edi. Islom olamidagi eng birinchi tabib edi. Nafaqat islom olamida, o'zini davrida butun insoniyat orasidagi birinchi tabib edi. U kishi faqatgina bu musulmonlarni ilmiy merosiga emas, butun insoniyatni merosiga o'zini hissasini qo'shib ketgan edi. Imom Roziy o'zini zamonida birodarlar hali hech kim qilmagan ishlarni qilgan edi. Yangiliklarni, ixtirolarni qilgan edi. Birodarlar, bir odam mubdi deyiladi arab tilida, peshqadam lider bo'lishi uchun bir yangi narsani olib chiqishga kerak o'rtaga. Agar yangi narsani olib chiqmasa hech qachon mubdi bo'la olmaydi, lider bo'la olmaydi. Agar eskilardan qolgan narsani tartibga keltirib, bir yangicha uslubni olib chiqqan bo'lsa, bu odam yangilikni ixtiro qilgani yo'q. Mana Imom Roziyni birinchi bo'lib qilgan ishlaridan, kashfiyotlaridan. Operatsiya qilganda ip bor-ku, birodarlar. Shu Imom Roziyni kashfiyot. Jarrohlik iplarini birinchi bo'lib kashf qilgan kishi Imom Roziy bo'ladi. Malham, maz, mana sut deymiz teriga, burunga, boshqa joyga, mana shu mazlarni ham insonni jasadiga surkaladigan shifobash mazlarni kashf qilgan birinchi kishi ham mana shu Imom Roziy bo'ladi. Hozirgi kunda patent deb qo'yadi. Yana bir kashfiyot o'ylab topgan bo'lsa, bir narsa o'ylab topgan bo'lsa, borib patent olib olsa bo'ldi, pul tayyor qolib ketadi. Chunki shu kashfiyotidan boshqa xalqlar foydalansa, bunga nima to'laydi? U yosh bolalarning kasalliklarini, ayollarning kasalliklarini, tanassuliy kasalliklar, tug'ishdagi bo'ladigan kasalliklarni hammasini tafsilotlar bilan o'rganib, alohida bir ilm qilib, kitob qilib yozib qoldirib ketgan edi. U kishi ko'z jarohiyatiga taalluqli bo'lgan ko'p kashfiyotlarni qilgan, ko'z kasalliklariga tegishli bo'lgan ko'p tajribalarini kitoblarga yozib qoldirgan edi. Birodarlar, bizda hozir doktorlar lor deydi, u lor. Akulist deydi, akulist. Xirurg deydi, bitta soha bilan ishlaydi. Yalqovlik kasaliga chalinganmiz. Bu kishi yalqov bo'lmagan ekan. Bitta sohada zo'r bo'lsa yetadi o'zimizning zamonimizda. Bu kishi bitta sohada ishlamagan ekan. Aytdiki, bir yilda o'zida 20 ming varaq narsani qo'lim bilan yozib o'lgandim, deyapti. Ha, 400 varaqlik kitobni siz 50 ta kitobni bir yilda yozgan ekan. O'qigan ekan emas akalar. Yozgan ekan. Tibbiy tajribalarni birinchi bo'lib o'tkazgan kishilardan edi. Bir yangi dorini topib hayvonlarda sinab ko'rar ekan, maymunlarga berar ekan. Agar maymunlarga zarar qilmasa, bir ta'siri foydali bo'ladigan bo'lsa, keyin odamlarga maqlar ekan, berar ekan. Nima deydi buni hozirga tilda? Eksperiment. Imom Roziy kasalni aniqlashlikdan turini, qon bilan bavulni tashxis qilishlikni birinchi bo'lib tavsiya qilgan kishilardan edi. Qaytaramiz, kasalni aniqlashlik uchun bavul bilan qonni tashxis qilishlik kerakligini birinchi bo'lib aytgan kishilardan edi. Analiz bizning tilda. Doktorlarga ham juda ham oson. Borib analiz topshirib kelding dedi, bunday qaraydi, xonadagi sostavga qarata, mana qopti deb Imom Roziy boshlagan ekan shu narsani birinchi. Kim boshlagan ekan? Bizning musulmon bobo kalonlarimiz. Imom Roziy yana kasalni jismoniy tomondan davolashidan avval, ruhoniy tomondan avval davolashi kerakligini ham fikrni birinchi ilgari surgan kishi edi. Bilasizlar, doktor bu shunaqa odam bo'lish kerakki, u bilan gaplashsa bo'lish kerak. Ya'ni dardingizni siz eshitib turish kerak. To'g'rimi, doktor akalar? O'shanda o'qigandim, shu tabiblarda nimasida, kulturasida, madaniyatida unga dardini aytib yozilishi mumkin bo'lgan odam bo'lish kerak ekan. Sabrli odam bo'lish kerak-da. Imom Roziy shuni birinchilardan bo'lib maqagan ekan, tavsiya qilgan ekan. Imom Roziy falsafa ilmida ham, tabobat ilmida ham olim edi. Imom Roziy ham tabib, ham filosof bo'lgan. Ko'ringlar, qanaqa odamlar haqida gaplashyapmiz. Va mana shu ikkita ilmida, ya'ni biridan ikkinchisidan bir foydalanar edi. Tabobatida falsafasidan foydalanar edi, falsafasida tabobat ilmidan foydalanar edi. U kishini nazarida inson o'zini hayotini boshqarishda havoyi nafsini jilovlashlikda hokim uni aqli bo'lish kerak degan teoriyani ilgari suradi. Mana endi
inson o'zini hayotini tartibga keltirishida bir havoyi nafsini jilovlashida aqli hokim bo'lishi kerak deyapti. Hozir ukalar sizlar ko'radigan kinolarda nima deydi bilasizmi? Qalbingga quloq sol deydi. Qalbing nima deyapti deydi. Nima u qalb? Aqlmi u? Yo'q, aql emas. Nima u? Yashing. Nafsingga quloq sol deyapti. Qalbingga quloq sol. Qalbing seni aldamaydi deyapti. Qalb nafs akalar. Havu havai nafs innal nafsallam maratun bisu illa ma rahima rabbi degan Alloh taolo. Albatta nafs yomonlikka buyuradi. Faqat Robbim rahmat qilganlar bundan mustasno deydi. Qalbingga quloq sol deydi. 17-18 ga kirgan ahmoq bo'ladi, hech narsa bilmaydigan qalbiga quloq solish kerak. Ma'da ota-ona 50-60 yillik tajribasini aytib, "Bolam, bu ishing noto'g'ri, bunga uylanishing yaxshi emas yoki bunga tegishing yaxshi emas" desa, bu yerdagi filo nima bo'ladi? Hali bu yerda nimasi bo'ladi? Chaqlarga to'g'rigan bittasi qalbingga quloq solmaydi. Kulmanglar, yig'laylar, sizlarning bolalar shu kinoni ko'rib katta bo'lyapti. Qalbi iPhone 10 da xolayapti. Qalbi kitob o'qishdi. Yo, xolaydimi? Xolamaydi. Ana, ko'ryapsizlarmi? Imom Rozi inson hayotini boshqarishida, havoi nafsini jilovlashligida aqli hokim bo'lsin deyapti. Tushunarlimi? Bizda qilinadi. Aql bor, fitrat bor, shariat bor. Mana shu uchta narsa siz bilan bizni relsimizdan tushib ketishdan to'sib turadi. Aqlimiz bor, fitratimiz bor, shariatimiz bor. Mana ikkalasi ham aynishi mumkin ekan. Ikkalasi aynidigan bo'lsa shariat turar ekan, garantiya olib. G'arblarda qarasanglar, aqli joyida, ahmoq emas. Lekin ular fitrati aynida. Shuncha erkak erkak xotinga xotin uylanyapti. Ahmoq deya olmaysizlar, to'g'rimi? Aqli joyida, texnologiya shularda, bari kashfiyotlar shularda, biz orqadamiz. Ammo fitrati aynida ularda. Agar kishini aqli insofga uch chaqirib turmasa, fitrati qabul qilmaydi. Masalan, bir odam umuman dinni tushunmaydi, erkak erkak uylanishi haqida nima deysan desa, dinni bilmaydi. Jinnimiz ham qanaqa qilib insonni ko'payadi bo'lmasa, dinida aqli bilan qabul qilmaydi. Agar aqli aynigan bo'lsa, fitrati turadi, to'g'ri emasdi. Endi ularda nima yo'q? Shariat yo'q. Bizda aql ham bor, fitrat ham aynigani yo'q. Qalbingga quloq sol. Seni qalbing aldamaydi, to'y sersa deyapman deydi. Ne qalbiga quloq solasa, nima deyapti? Baravar deyapti. Bu gaplarimni hammasidan aytmoqchi bo'lganim, bizni mavzu tushuncha bilan o'lchovlarimiz g'arbdagidek bo'lib qolmasin. Kishi o'zini xohish istaklarini jilovlashida aqlini fikrini ishga solishlik kerak. Yana aqlini ishlatish orqali inson o'zini shahvatini to'xtata oladi. Imom Roziyning falsafasiga ko'ra, kishi o'zini ayblari bilan ovora bo'lish kerak, boshqalarni ayblari bilan emas. Mana shu narsani ham bir o'rgansa yaxshi bo'lardi. Bir qog'oz yozib qo'ysak, telefonimiz yozib qo'ysak, o'tirib, siz o'zingiz bilgan bir to'rtta aybingizni topingda yozing. Masalan, injiqsiz, qaysarsiz, tez achchig'ingiz kelib ketadi, qizg'anchiqsiz yoki shu buni o'z bilasiz. Men bilmayman hammasini. Shuni bir chekadan shug'ullanib yozib tuzatishlik kerak deb biladi. Agar shunday qilmasa inson hech qachon o'smaydi. Inson hech qachon yuksaklikka yetmaydi deb biladi. Keling shuni qilib ko'ramiz. Mana Ramazonning oxirgi 10 kuni qoldi. Bir ikkita aybimizni olaylik. 5 kundan 2ga bo'laylik. Mana ikkita aybimiz 5 kundan tekshiraylik. Agar birodarlar o'zimiz o'zimizni tuzatmasak, boshqa birodarlar nima qilmaydi? Tuzatmaydi. Yana aytar edim. Inson o'zining ayblarini tuzatishi oson bo'lmaydi. Nima uchun? Havoi nafsi bormi? Shuning uchun o'zidagi yomon sifatlarini yo'q qilish uchun unga yo'l ko'rsatib turadigan, kamchiliklarini aytib turadigan murabbiyga muhtoj. Murabbiyga muhtoj. Murabbiyda gapidan chiqmagan, ustozining etagini mahkam tutgan talib dono va top odam bo'ladi. Chunki shu ustozi bosib o'tgan yo'ldagi qiyinchilik, kamchiliklarni bu boshidan o'tkazmaydi. Demak, tabobat va falsafa faqatgina bu kishi jasad tabibi emas, balki ruhoniy tomondan ham insonlarga tabib edi bu kishi. Imom Roziyning ta'lifotlari, kitoblari juda ham ko'p. Faqatgina tabobat borasida emas, tabobat borasida emas, boshqa ilmlarda ham. Ibn Nadim va Quftiylar aytadi,
İmam Razi'nin özü yazgan kitablarını, namlarını bitti mündaricege cemledi. Üçünde bu mündaricege 200'te kitaptı, namı yazıldı. 200'te kitap yazgandı. Lekin taassub kişinin cüde köp kitapları hazır kelip yok bu ketti. Onların arasında en meşhuru Al-Havi Fittib kitabıydı. İmam Razi'nin bana şu kitabı meşhurluğu ve ahamiyatı cihatıdan kitablarının arasındaki en birinci kitabı saplanırdı. Tom kitaplar. Onda İmam Razi kadimgi Grekler, Hintlerinin tecrübelerden faydalanganını yazadı ve özünü küzetçilerini hem tecrübelerini hem kerepken. Kimden kaysi malumat doğan bulsa anı yazıp koygan. Monağını polançıdan aldı, monağını pökünçüden. Üyedeki hemen ilim marifatta özümünki de dava akıması. Bu halis neydi belgesin. Bana şu kitap Al-Havi Fittib. 1486 yılında Avrupa'da tercüman kılıngan. Ana şu davada çap edilen kitaplarının en kaptası boyan. 25 ton boyan şu kitap. 25 tonluk ensiklopediye. 17. asır geçe İbn Sina'nın Al-Kanun kitabı ve İmam Razi'nin Al-Havi Fittib kitabı buradalar Avrupa'daki tabiplerin asasi müracaat kılıngan manbası geldi. 17. asır geçe bana şu kitaplar en birinci kitaplar boyan. İmam Razi bitti kitabını 15 yıl yazganlığına aytadı. Cami-ül Kebir kitabını. Aytadı, keçeye kündüz şu kitabı yazışımla maşgul buldum. Hatta közüm hıralaşıp gitti. Ve kolumda paylarım gibi bir keser etti, yazışken imkanı tapmaya kaldı. Köz hıralaşıp gitti, kol yazamaya kaldı. Az yine kolu yengiller derdi, ağrım yetiyorsa yazarıdı. Eğer ağrım yazışıyla acıyorsa, başka bir olayı aytıp yazdırarıdı. İradanı kareyim, himmetli kareyim. Biz 100'te kitap okup koysayken katta yapıdı buradalar. Biz 20'te kitap okup koysayken katta yapıdı buradalar. Çıkarıp koyduğun kitapta okumayımızı yüzde türüptü. Ha, benim de bağırın ki kitapta okuyasın. Merhaman ki kitapta, ha bağır, biz ki de bağır. O hadis ve hayatta pol mu kempleyin, okuyun yaman da, oladı. Okumayın, oladı. Neştesini okuyansız dese yok. Çünkü, ha, eşit uçuk koyalımız da. Ha, eşit uçuk koyalımız. Mesela kimimiz üyümüzde dini kitap yok. Hamamızdaki de var. Lekin hamamız oku değilmiş kitaplar var. Bu kişinin meşgul kitaplarından Fişçukuki ala Calinos. Bu Calinos Galil. Şu kadınki tabiplerden Galil. İmamın bana şu kitabı hala henüz geçer. Çap edilgen yok. Şu kitabı da İmam-ı Razi Calinos'unu 28'te kitabını tankıtlı genelde. İçindeki kemçiliklerini okup tankıtlı genelde. 28'te. İmam Razi orta asırlarda İslam alamıdaki fizike ve hime ilmini hem en közge körüngen alımlardan oldu. Ulamalardan biri Al-Uyunul Anba kitabı da Uyunul Anba kitabı da aytadı. İmam Razi insanın közü körüşlük hakkıdaki tasavvurunu özgürtürüp yubardı. Avvalgiler insanın közüden yavruluğu çıkıp durup nasalar geçişerdi ki en kör adıdırken tasavvur değil. Özü aslında bana keyenem bu falan anıladı bunu. Yaralı cisim geçişi insanı köz yoruladı, keyin köradı. Bana şu nazariyeni, bana şu teoriyeni birinci olup İmam-ı Razi ortaya yap çıkardı. Özünün asırı da kimya fanı da peşkadan alımlardan geldi. Onu Sırrul Asrar kitabı, bana şu kimya fanı bu çocuğu hem maşgulu boyan, ki Avrupa'da hem şükürat topken. Günlerinde burada İmam-ı Razi, özünün köplagen şakitlerinden köçede ketip bararken, bir kemper közü şüphe aldı İmam-ı Razi'ye. Onlayan şahitleri arkasında yürüptü, ağızdan çıktı, her bir sözlü yazışı yaptı. Haligir Kemper, kim eken bu adam? Her bir çıkan sözünü, ağızdan çıkan sözünü yazışı yaptı. Dip, talabalardan birinden soradı. Bu kişi kim? Bu ege talabana cahile çıkıp, ye? Bu kişi mi tanımadınız mı dedi? Bu kişi Allah'ın varlığına minilegen dalilleri var, alım ki o dedi. Yani bu kişi Allah'ın da varlığını, delili sıfatı da bir minilegen delillerde özgeçenlegen bir kitap yazgenedir. Allah'ın da varlığını körsatadırken kitap ki minilegen delili var içindir. Şöyle Halil Kemper cüde bir acil ve maşgul sözünü aitti. Aitti ki balam, eğer bu kişide minilegen şek şubha bulmayanı da Allah'ın da varlığı hak eder. Minilegen deliliye muhtaç bulması dedi. Yani adli sadda fitri iman. Ömer'in hatta payda aradı. Bana şu çobanlı iman eden ben gibi iman verdiğim derdi. Çobanlı imanı kanakıydı. Yerde teze yatıptı mı
Demek bunu taşıyan bir hayvan var. Yerde bir basılgen iz durdu mu? Demek onu basken bir canavar var. Şuna kadar fitri iman. O hücce dalilden gerek yok. Herkesin fitratı ile özü topadığın iman. İmam-ı Razi'nin sözünü işte parvadigar, bana şu kempirde imanı görüşüne iman da koydu. Fitri iman. Şek şubhasız, hücce dalilsiz, mantık felsefeye muhtaç olmayan iman. Ama bizi aklımız bunu görmeydi dedi. Aklımız bizde kanat buna iş düşüge mecbur kıladı dedi. Allah da Allah büyüdüken buradalar. Yüzlüken ayetlerde Osman'ı yerdi. Yerelişide, küm bilen tünle almışçıda fikir kılıyorlar, Allah'a azametini topuyorlar. Aklımız büyüdüken burada. Lekin şimdi adamlar bulardı, şu fitratıyla iman keltirdi, boğuldu. İmam-ı Razi iman keltirdi, aklı kanat hasıl kıldı. Adamlarca şu meselelerini örgetti. Ve şu bilen Ahl-ı Sünnet'in felsefe ve tavabattaki en ulu alimlerden biri geylendi. Müslüman yaşlarına ibret bulgen. Hasaten tavabatını örgütken talebelerine ibret bulgen İmam-ı Razi'ni Allah Teala öz rahmeti yagen bulsun. Siz bilen bizi onların hayatını oku bulgenip özümüzü hulasa ibret alışıyla nasip kıyan bulsun. Akulu kavli hâze ve astagfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyhi.